Bugün hava bayağı kapalı ve puslu. Kuzularımla, koyunlarımla beraber bugün köyün üst taraflarına çıkmaya karar verdim. Çünkü alt taraflarında çok fazla hayvanlara yarayacak otların olmadığını söylüyor köylüler. Yani hayvan azken oralarda gezdirebiliyordum. Doyuyordu hayvanlar ama şu an birazcık daha çoğaldılar. Hem orada zapt etmesi de zor oluyor. Hep sürekli elmaların, armutların diplerine koşuyorlar. Gerçi burada da alıçlar var. Alıç ağaçlarının diplerine koşturuyorlar ama en azından burası çok geniş bir arazi olduğu için burada hayvanları gözetlemem, gütmem birazcık daha kolay oluyor. Tabii burada da kurt ve yabani hayvanların korkusu oluyor ama Allah'tan yanımda köpeklerim var. Gerçi benim 4 tane köpeğim vardı toplam. Şu an bizimle gelen 3 tanesi Alaş kayıp, o gelmemiş. Komşunun köpekleri bizim kokumuzu alsa gerek. Bize uzaktan hırlamaya başladılar. Bakalım bugün ne maceralar yaşayacağız. Gün daha yeni başladı. Yağmur yağacak gibi görünüyor ama umarım çok yağmaz. Ben de çok fazla hazırlıklı da çıkmadım evden. Artık yağmur yağarsa doğru koştura koştura eve gideriz büyük ihtimalle. Hani çok yağarsa, az yağarsa mühim değil de çok yağarsa muhtemelen eve geri dönerim. Az önce tilki gördüm ama kameram açık değildi. Tabi o da beni bekleyecek hali yok ya, kaçtı gitti. Dur bakayım şuralara. Çok şükür güzelce hayvanlar yayıldı. Dediğim gibi serin havayı seviyorlar ama böyle çok yağmur da yağarsa onları durdurmak ne mümkün. Bir önceki videomda da eğer izlemişseniz görmüşsünüzdür. Çok hızlı bir şekilde koşuyorlar. Arkalarından yetişmek pek de mümkün olmuyor. Kafaları nereye eserse oraya gidiyorlar. Normalde sıcak hava, çok sıcak havayı ben de sevmiyorum. Onlar da sevmiyor ama sıcakta
bir tık daha kolay oluyor kuzuyla ilgilenmek. En azından 2-3 saat sen de dinlenebiliyorsun, çoban da dinlenebiliyor. Kuzular da doyduklarını hissettiklerini ve sıcak çöktüğü zaman 3 saat kadar falan yatıyorlar. Bu esnada ben de dinlenmiş oluyorum. Ama böyle serin havalarda hiç durmaksızın otluyorlar. Bu onlar için güzel ama çoban için yorucu bir durum. Değil mi fındığım? Fındık bile yoruluyor. Fındığım sağ olsun benim yanımdan hiç ayrılmıyor. Bir adım mesafesinde yanımda hep. Fındık kadar bir şey ama bütün kokuları hissedip anında bağıran ilk köpeğim o oluyor yani. Bugün Çıtır Hanım da bize eşlik etmeye karar verdi. O pek gelmiyordu birkaç gündür. Canı isterse geliyor, canı istemezse gelmiyor. Keyfi çoban köpeği. Kızım, bugün gelmeye mi karar verdin bizimle?